Bora Bey, Bora Bey, ne oldu, bir şey mi oldu? Ben tuvalete kalkmıştım. Rüzgar, Rüzgar Bey var ya, Rüzgar. Tuğçe'nin odasına girmiş, kapıyı da kilitlemiş. Öyle mi olmuş? Öyle. Tamam, sen de çek yata yat. Altında bir tane daha yorgan olacak. Üstünü tersini düşürse. Hadi, iyi geceler. Bora Bey, Bora Bey anlamadınız galiba. Ya bunlar ayrılmamışlar mıydı? Bu çocuk niye bunun odasına girdi şimdi? Ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken. Ay! Ada! Demek ki barışmışlar. Tamam mı? Hadi, yat uyu. Hadi. Bana çok tuhaf geldi. Size öyle gelmiyor mu? Bilmem Ada. Ama bu konunun seni neden bu kadar çok ilgilendirdiğini de anlayamadım. Sizi ilgilendirmiyor mu yani? Bora Bey, Tuğçe Hanım sizin ortağınız, sizin arkadaşınız. Evet. Tuğçe benim arkadaşım. Peki Rüzgar senin neyin? Rüzgar benim... Neyim olacak? Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin. Öyle mi? O zaman endişeleneceğin bir durum da yok ortada. Ada. İnsanlar bana bir konu hakkında fikrimi sorduklarında söylerim. Haddimi bilirim. Sana da aynısını yapmanı öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? O yüzden şimdi yatıyor. Sanki dünyayla da kendi hisseğinizle de koca birer duvar var aranızda. Ne demek istiyorsun? Tuğçe Hanım sizin yakın arkadaşınız. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sağlam ilişkilerde önce insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar. Sonra da her şeyleri olurlar. Ya da insanın hayatında hiçbir şey olmayacak bir insan ya da olmaması gereken bir insan gelip her şey olur. Aşk diye bir şey olsaydı eğer. Bora Bey siz gerçekten aşka inanmıyorsunuz. Tamam öyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz, iğneleyici laflar sokuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Bora Bey... Siz gerçekten hiç aşık olmadınız mı? Ada. İyi geceler. Sana mutsuz olmayacağıma dair söz vermiştim anne. Sözümü tutamadım. Tutamadım sözümü. Mutsuz olacağım. Olmuyor anne, olmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. Mutsuz olacağım. Thank you.
Günaydın Bora Bey. Gece biraz düşmüşüm. Evet Ada. Öyle olmuş. Ben gideyim kendime bir kahve yapayım. İçin çekiciyi çağırdım. Rüzgar'la Tuğçe uyansın, hazırlansın, çıkacağız. Tuğçe ne oluyor burada? Rüzgar. Rüzgar beni çok şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ada. Ada iyi misin? Ada! 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 Ada. İyi misin? Ne oldu? Ada kendine gel. Ada! Ada. Kendine geldi. Ada. İyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün, bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden, merak etme. Birazdan gelir. Yok. Yok. Ben iyiyim. İyiyim ben. Kahvaltı yapmadım ya. Ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım, boşuna panik yaptın diye. Ada. Emin misin niye olduğunu? Evet, eğer hepimiz eminsek Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe? Ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? Acele. Acele diyorsun. Atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Evet Tuğçe. Böyle bir atasözü var, anlıyorum da bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın. Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Tuğçe Hanım. Bence Bora Bey, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi demek ki evlilik. Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum. Görünce şok oldum. Değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Yani bir şey söylesenize Bora Bey. Evet, evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım.
Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe, acele etmeden kalbimin sesini dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. Bugün tam 4 influencer'la toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Aralarına da birer saatlik boşluklar koydum. İyi yapmışsın. Bir de ben direksiyon dersleri almaya başlıyorum. Neden? Ya baktım ben sadece kendi arabamı kullanabiliyorum. Sizinkini kullanamıyorum mesela. Daha iyi bir şoför olmak için ders almaya başlayayım dedim. Sizi de böyle oradan oraya artık rahat rahat götürüp getirebileceğim. Gerek yok. Neye gerek yok? Arabamı kullanmana. Ben kullanıyorum arabayı. Gerek yok. Sağ ol. Ama siz İstanbul trafiğinden nefret edersiniz Bora Bey. Yok yok siz merak etmeyin. Ben 3-4 dersi hallederim. Bendesiniz siz. Bende o iş. Merak etmeyin. Bir de şu sabah 8'de gelme meselesini de düşündüm. Ben sabahları 7'de geleyim. Siz uyanana kadar sizi bekleyin. Gelme Ada. Tamam. Gelme. Anlamadım. Bundan sonra eve gelmene gerek yok diyorum. Anladın mı? Güzel. Ama Bora Bey, enerji içeceğiniz, endeksler, ajanda, trafik... Hanife hazırlıyor sağ olsun benim enerji içeceğimi. Endekslere ve ajandaya da ofise geldiğimizde bakarız. Arabayı da ben kullanıyorum. Yani senin yapacak bir işin kalmıyor. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bana kahvemi getirir misin? Hadi, hadi. Bora Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işim yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşimi yapmama izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Yani hatamı söyleyeyim, ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu. İki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle. Rüzgar'la ne konuşuyordunuz? Söyle. Bu mu yani? Evet. Sözlendikleri için neydi istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığı Rüzgar'ın evlenme teklifinden sonra gördük. Ama Bora Bey açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin. Bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedim, bir şey yapmasak mı acaba dedim. Bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim. Söyledim evet yani söylemiş olabilirim. Evet şu an çok şey yapamadım ama kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim ben. Başına gelmeyen bilemez. Çok kötü bir şey anladım. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Hmm.
Dosya benim için mi? Alayım. Gel gel. Ada, Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Bir de şey Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... toplantınız var biliyorsunuz. O toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi kataloğu yerine bırak. Hadi bak sana dön. Bora Bey, siz iyi misiniz? Böyle bir kızdınız sanki bana. Ada ben, benim sana aklım ermiyor. Sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklım ermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus, sus. Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. Kapının önüne koysunlar. An! Ben şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi hallediniz siz, ben çıktım. Benim masam gitti. O topukluları ayağımdan çıkart. Ay, işe yaramadı. Allah kahretsin seni, işe yaramadım. Sen Tuğçe'nin ipiyle kuyuya inersen böyle olur Ada. İşe yarasaydı Tuğçe, oho! Şimdi ben susacağım, sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet, anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu, olan bu. Yani biz acıkmıştık, açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana, bir baktık ki... Aa, siz oradasınız. Allah'ın işi işte, bir baktık oradasınız. Fulya Hanım'la da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. O Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben... Yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık, olan oldu. Hepsi tesadüftü yani, öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın, Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine, hepsine rezil olduk. Ama hiçbiri kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabın Ada? Senin cevabın bu mu Ada? Evet. Bu. Eyvallah. Bora Bey, orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim. Misalen diyorum yani. Bora Bey... Tamam Ada, yorma kendini. Deliymişsin, değilmişsin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil, tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim.
Telefonunuz? Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir, telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Adam, Elif burada, kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. He ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. Aşk kendi seçer. Sen...